Neredeler? Kimler nerede? Çağatay, Şahin neredeler? Gittiler, her şeyi topladılar. Giderken babamı da götürdüler. Annem küplere bindi vallahi. Ha. Babamın son durumu nasıldı? O cadde üzerinde lüks bir apartman vardı. Onu alabildi mi? Bilmiyorum Ahmet, bilmiyorum. Ay sana ne oluyor böyle ya? İyice çocuk oyunlarına sardın. Geçen hafta trenin başında uyuyakaldın. Şimdi bu oyun. Olur mu canım öyle şey? Allah. Ahmetciğim. Canım. Ailenle harcaman gereken zamanları bu oyunlara harcıyorsun. Aman aman aman. Benim dünyalar güzeli karıcığım. Kocasını mı kıskanmış acaba? Kıskanırım tabii. Hem de bir oyundan kıskandım. Kıskanırım Ahmet. O zaman benim dünyalar güzeli karıcığım kocasını çok seviyor. Efendim? Öf. Öf ne? Çünkü kocası karısını ilk günkü gibi hatta ondan daha çok seviyor. Alo. Efendim anne. Ha tamam, tamam geliyorum. Yine ne oldu? Anne. Onu anladım. Ne istiyor? Kavanozun kapağı. Açamamış da. Ya ne gerek var? Niye Ahmet'i çağırıyorsunuz? Rüge, ver o kavanozu ben açarım ya. Hayır canım, Ahmet'in de açması lazım. Allah Allah, ne gerek var ya? Ver kavanozu, ver onu. Ben açayım hemen ya. Ya Fehmi'cim, müsaade eder misin? Bir bildiğim var herhalde. Annen kavanozun kapağını açman için niye seni çağırıyor? Hı? Fehmi baba evde, Şahin evde, Çağatay evde. Seni niye çağırıyor? Demek ki yoklar onlar evde Gülden. Ne yapalım yani? Kadının işi yarım mı kalsın? Şurası iki adım yol. Geliyorum. Git. İzin bile istemedi. Git. İşi mi kalsın kadının? Kadın başına. Gülden. Gülden. Çabuk geldin mi? Hiç önemli değil hayatım. Beklerim ben annenin isteklerini. Ne olacak? Bekleriz. Annem çok selam söyledi böyle. Çok özlemiş gelinimin dedi. Yanaklarından öper misin? Kocaman sarılır mısın dedi. Sağ olsun. Bunu da sana yolladı. Buyurun. Öyle mi? Evet. Ben tam kapıdan çıkarken nerede kalmıştık? Ben şurada oturuyordum hatırladığım kadarıyla. Tam buradan öpmüştün. Ve sen bana sarılmak üzereydin. Hatırladın mı? Hatırladım bir tane. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Hı. Alo. Efendim anneciğim. Musluk damlatıyor. Ha. Onun contası gevşemiştir ya da bozulmuştur. Onu değişmesi lazım anne. Babam yok mu? Ha. Tamam. Oldu, ben geliyorum. Çıktım, hadi. Öpüyorum ellerinden. Sormaya korkuyorum. Ama yine soracağım. Ne olmuş? Musluk. Damlatıyormuş. Aa, çok ilginç. O musluk demin neden damlatmıyordu sen gittiğinde? Demek ki yeni başlamış. Anladım. Ahmet gidemezsin. Neden? Gidemezsin. Ne demek gidemezsin? Allah Allah. Şey, yani evi su mu bassın Gülden? Altı üstü bir musluk. Damlasın bir şey olmaz. Damlaya damlaya göl olur Gülden. Çok komiksin. Sen bu koltuktan kıpırdama. Hiçbir yere. Ahmet. İki saniye bile sürmeyecek. Ben gideceğim. Musluğun contasını değiştirip geleceğim. Hiçbir yere kıpırdama. Hemen gel. Merhaba anne. Kazan, geldin mi? Hoş geldin bir tane. Ay, merhaba baba. Için. Hoş geldin. Ay kıyamam ben sana. Ege doğurmuşum, kurban olurum ben sana. Bak, büyümüş de. Fehmi'cim gelmiş, hem musluğumuzu tamir edermiş, hem de kucağımıza torun vermiş. Ay canım benim, gel. Rukiye, ne musluğu tamir etmesi? Ne musluğu ya? Mutfaktaki musluk damlatıyor Fehmi'cim. Allah Allah, niye abi çocuğu çağırıyorsun? Ben buradayım ya, ben bakardım ona. Ne var ki? Yok yok Ahmetciğim, yapar şimdi, o geldi, o yapar. Ya Rukiye, durup dururken yeni yeni icatlar çıkartıyorsun. Ne gerek var ya? Ben burada evdeyim. Evet, alt tarafı bir contası değişecektir musluğun. Ne var bunda ya? Ben yapardım yani. Ben hallederim babacığım. Hemen hallederim. Siz yorulmayın. Halleder tabii. Halledecek benimciğim. Gelecek. Allah Allah. Annesiyim ben onun. Allah Allah ya. Anne bayağı akıtıyor bu. Ya değil mi? İşte.
Anne sen bunu sıkmamışsın. Aa. Evet musluğu sıkmamışsın. Aa bak elim yağlıysa demek ki böyle şey o ama ne yapayım işte ben de. Sen mahsus mu yapıyorsun anne? Neyi? Özellikle mi yapıyorsun yani? Hiç de bile neyi? Şu an beni özellikle bu işler için çağırdığını tespit etmiş bulunuyorum Rukiye Hanım. Hiç öyle bir şey yok Ahmetciğim. Nereden uyduruyorsun? Ya Gülden laf söyledi diye mi yapıyorsun anne bunu? Ne demek laf söyle? Ayrıca nasıl laf söylüyor canım Allah Allah. İşimiz gücümüz olacak tabii ki de seni çağıracağız. Sen bu evin hala çocuğusun yani. Senden başka kimimiz var? Nasıl laf söyleyebiliyor yani? Ha. Anneciğim ben bu işleri zaten yapıyorum. Ha. Yani senin Gülden'e inat beni çağırman gerekmiyor tamam mı? Neyse ama anneciğim yemek yer misin? Çok güzel. Yok yemin. Anneciğim su da Gülden kızı. Yani şey yapıyor. Hani söylenmekle kalmıyor da kızıyor da. Yok yani merak eder o anlamda söyledim. Şimdi tam da yemek saati ya bir de alt tarafı musluk niye o kadar uzun sürdü der. Sofra için merak eder. Ben onu merak eder yani. Yok yok daha da zaten çağırmam çocuğum gerek yok. Tamam siz huzurunuzu bozmayın benim yüzümden daha da çağırma. Anneciğim çağır. Ama bil ben bundan sonra sadece önemli şeyler için geleceğim tamam mı? Böyle abidik gubidik işler için değil. Yok, önemli yok. Şeyler için. Çağırmam ya. Önemli bir şey yokmuş baba ben hallettim. Ya ne olacak ya Allah Allah. Zaten annenin iş güzelliği. Söylesem bana ben hallederim ya. Hiç işte. İcat çıkartıyor ya. Dur. Burada mıymış bu? Aklından dahi geçirme. Hemen o elindekini yavaşça yerine bırak. Ve uzaklaş oğlum. Çabuk. Ahmet senden hiç beklemezdim ya. Ben öyle bakıyordum baba. Yani durum nedir diye öyle bakıyordum yani. Hayır, hemen bırak o elindekini. Hemen bırak. Daha kimse dokunmayacak ya. Bana emanet edildi o. Yok ben dokunmadım öyle. Aynen duruyor öyle. Tamam uzaklaş oradan. Tamam ben zaten eve gidiyordum. Hadi güle güle. Görüşürüz babacığım. Hadi güle güle. Hadi güle güle.